Herkese merhaba arkadaşlar. 3 Aralık Perşembe Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2. koşuyla beraber saat 2.30'da da Kocaeli'nin 6'lısı başlamış olacak ki ben de yine altılı program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı gündüz koşacak arkadaşlar bildiğiniz gibi akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler akşam programında İzmir koşacak. Gündüz programında Kocaeli var arkadaşlar. Kocaeli'nin altılısı da dediğim gibi ikinci koşuyla beraber saat iki buçukta başlamış olacak arkadaşlar ki e, Made in bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe kumda start alacaklar. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak ki günün ilk ayada bu koşuyla beraber arkadaşlar başlamış olacak. Artık meydin bir koşu ama birçok kez meydin yarışında gördüğümüz safkanların meydin yarışların gediklisi olmuş safkanların bir araya geldiği de bu grup aynı zamanda birçok kez etkili yarışlar yapsa da bir türlü meydana e veda edemeyen safkanların bir araya geldiği bu grupta ben özellikle 7 molu kafkasımın Tolga ile beraber etkili bir yarış yapmasını bekliyorum ki son startı 3.lüğü fena değil ki safkanın zaten genel olarak performansı da iyi ama bir türlü dediğim gibi o istenen birinciliğe ulaşamadı. Bugün için bu grupta şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Yine etkili bir yarışını beklediğim ama bir türlü istediğim yarışı alamadım 3 numaralı bir civan pehlivanı ki önemli bir tamirin oluyor yavrusu olan safkan Daniel Kaya idaresinde yine şanslı gördüm bir diğer safkan konumunda ve son ikinciliğini çok beğendim. 2 numaralı budaklı Mahsun'un başta beraber ben de şanslı safkan konumunda en azından bu grupta biraz daha öncelikli safkanlar arkadaşlar. Yani 7, 3 ve 2 numaralı safkanları gruptan bir tık ayırdım. Bu 100 safkanı Muhakkak kuponlarımıza bulunduralım. Daha sonrasında yine tuttuğunuz safkanlar varsa günü ilk ay açın arkadaşlar. Bu şanslı sayı grupta değerlendirme şansımız olsun. Yine 4 numaralı Deli Divani ve 9 numaralı Özgür Kafkas gibi safkanlarda yine geniş kuponlarda bence şans verme noktasında değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. 7 numaralı Kafkas'ın öncelikli daha sonrasında 3 ve 2 numaralı safkanları günüm ilk ay açan arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 14 bir yarış izleyeceğiz ki 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda start alacaklar. 12 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Her ne kadar gruptan çok daha ağır bir kiloya sahip olsa da gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm ki hem de son yarışında da çok etkili bir yarış çıkartan bir numara My Little Knight arkadaşlar. Etkili bir Safkan, önemli bir Safkan dediğim gibi ağır kilosuna rağmen bence bu grubu geçmeye çok yakın gözüküyor ki Mazlum Pirdemir İdaresi'ne start alacak olan Safkan'ın son birinciliği mükemmeldi. Çok sert bir grupta start almasına rağmen çok etkili bir yarış çıkarmıştı. Bugün için daha da kolaylayan bir grupta dediğim gibi tek dezavantajı ağır kilosu olacak arkadaşlar. Bu numaralı Safkan'ın normal şartlarda bu grubu geçecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasının 4 numaralı Sprint Break yine önemli bir Safkan. Çetin Taş idaresinde start alacak olan Safkan'ın bir sondan bir önceki yarışı gösterişliydi tabi ama o gün için daha hasif bir grupla start almıştı. Son 5. de fena olmayan Safkan bu grupta uygun kilosuyla beraber yetenekli ile ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Son olarak da 2 numaralı Gavidi özellikle Nurettin Şen'le beraber bir araya geldiklerinde çok iyi işler yapan bu ikiliden yeni etkili bir koşu gelecektir. Ağır kilosuna rağmen yine grubun müsaitliği göz önüne alındığında Nurettin Şen'le beraber şanslı gördüğüm bir diğer safkan konumunda. Özellikle bir diyorum rakibi noktasında arkadaşlar 2 ve 4 numaralı safkanları günün arkadaşlar ikinci ayağı için şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Şartlı 3 bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kum yarışında bir araya gelecekler. 13 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda artık ben bu grubu geçebileceğini düşündüğüm altın numaralı arkadaşlar SS Balcan'ın Tolga Yıldız idaresinde bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum. Ben önemli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Halen yine beklentinin altında yarışlar sergileyen Safkan için artık bu grup çok kolay bir gruba dönmüş. Bugün için sevdiği mesafede start alacak olan Safkan sevdiği jockey Tolga Yıldız idaresinde start alarak bu grubu ben geç isteyeceğini düşünüyorum ki yetenekli jockey ile beraber günün arkadaşlar 3. ayağında 6 numaralı SS Balcı Tolga ile beraber bende geçilmez kuponları da rahatlıkla yalnız bırakabilir arkadaşlar. Günün 3. ayağında dediğim gibi 6 numaralı Safkan kolay geçecektir bu grubu diyorum. Günün dördüncü koşusu dördüncü ayağı arkadaşlar şartlı beş bir koşu olacak. Dört yaşlı Arapları 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu grupta. Yine ben bir numaralı Ulu Bey'in yine uygun bir grup yakaladığını düşünüyorum ki Mustafa Kemal Kumbaslar idaresi start alacak olan Safkan son iki üç yarışında zaten etkili yarışlar yapıyor ki hemen hemen her yarışı etkileyici olan safkan bugün için çok müne müsait bir grup yakalamış. Her şey lehine gibi gözüküyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda yine grubun kazanan safkanı olacaktır diye düşünüyorum. 1 numaralı Ulubeğ'in. Ben burada çok şanslı görüyorum. Kazanma şansı da çok yüksek gözüküyor arkadaşlar ama rakip hanesine yine şanslı safkan konumunda değerlendirebilecek birkaç tane safkan var ki bunlardan biri 3 numaralı Cevahir Tay enteresan yarışlar yapabilen yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Müslüm Baydan idaresinde bence şans verilebilir. Yine 2 yıl fırtına Kasım son yarışlarını hep iyi koşan safkan bir türlü kazanamıyor ama bugün için Mahmut Turan'la beraber ters bir yarış yapabilir. Ve son yarışını ölçü almadığım ki beklentimin çok çok altında koşan 6 yıl uçan abla bir uçan bey yavrusu olan bu safkan yine Burak bak idaresinde şans safkan konumunda değerlendirilebilir ki önde start alacak olan safkan yarışı bir çırpıda bitirebilir. Safkan sevdiği mesafede start alıyor. Bence yine ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan. Özellikle 1 diyorum. 1 numara safkanın etkili bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında arkadaşlar 2-3 ve 6 numara safkanları günün bu ayağında biraz daha şanslı gördüğüm safganlar konumunda gözüküyor günün bu 4. ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te dişlere has olacak bir koşuda 3 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak ki burada özellikle yeni gruptan biraz daha farklı gördüğüm 3 numara sensiz olmaz. Önemli bir safkan Adem Aslan idaresinde start alacak olan bu Trivalis yavrusundan iyi bir koşu gelecektir. Son yarışlarında etkili form olan safkan bugün için

Kabak kum performansında ben iyi olacağını düşündüğüm Safkan'dan iyi bir yarış bekliyorum. Etkili bir yarış yapacaktır. Adem Aslan idaresinde şans Safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Bir numaralı sensiz olmazı. Rakibi noktasında her ne kadar ağır kilolu olsa da son yarıştanlık istikrarı ile beraber bugün içinde şans verdiğim 1 numaralı Flon Bayant. Yine Mahsun Turan idaresinde start alacak olan bu Safkan'dan yine iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında yine bir türlü istenen koşu yapamayan 5 numaralı Sakrıt Sanyayat'a bir Halil Karnus yavrusu olan bu Safgan çok ihmal edilmemeli. Mahmut Turan'la beraber sürpriz arama noktasında denemek doğru olacaktır. Yine 8 numaralı Kasarina da her ne kadar son yarışlarında isteneni verememiş olsa da kurt üstüne ait olan bu safkanın yerlerde bakılan bu kısrağında yine özellikle bu mesafede denenmesi gerek diye düşünüyorum. Tolga Yıldız idaresinde şans safkan konumunda değerlendirilebilir. Günün bayağı açan arkadaşlar biraz sürpriz şansının olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi özellikle burada 3 numaralı sensiz olmaz şanslı gözüküyor. Rakibi noktasında da yine 1, 5 ve 8 numaralı safganlardan günün bu ayağında arkadaşlar etkili güzel bir yarış gelebilir. Varsa yine tuttuğunuz safkanlar bütçemiz dahilinde birkaç hatta yazmaya çalışalım arkadaşlar günün bu 5. ayağına. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Arapları 1200 metre mesafe kumda start alacaklar. 14 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Burada aslında beklentinin çok iyi olduğu ama bir türlü istenen yarışları yapamayan bir Safkan var. Bu da 5 numaralı bana müsaade. Bir kaybet temsili olan Safkan. Etkili yarışlar yapması beklenen bir Safkan ama çok sert gruplarda yine de istenen koşulları gösteremedi. Ki bugün için müsait bir grup yakalamış. 2 aylık verdiği bir ara var. Ben aradan çok etkilenmeyeceğini düşündüğüm Safkan'ın. Tolga Yıldız idaresinde iyi bir start alarak iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Eğer ki e, bu Safkan'ın etkili bir yarış yapması durumunda bu grubu çok kolay geçebilecek yeteneğe sahip olduğunda söylemek lazım. 5 numaralı bana müsaade özellikle arkadaşlar günün son ayında çok şanslı gözüküyor. Uygun grupta bence iyi bir koşu çıkaracaktır. Rakibi noktasında son yarışlarında devamlı verdiğim ama bir türlü yarış kazandıramadım. Altmalı uçan baron yine İbrahim Halil Ketmi idaresinde. Ben de yine şans Safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Yine son 3 e, son yarışını çok beğendim. 10.000 numaralı Bonjira'ya sabah ve arkadaşlar. Danya Kaya İdaresi'nde yine ihmal edilmemeli diye düşünüyorum ki bu safkan yine etkili bir yarış yapabilir. Uygun kilosuyla beraber çok ihmal edilmemeli ve son yarışını çok beğendiğim 9 numaralı çok yakın Halil Kaplan İdaresi'nde ben de yine şans safkan konumunda olacak arkadaşlar günün son için. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi 5 numaralı safkan çok önceliyim. Daha sonrasında 6 9 ve 11 numaralı safganları günün son ayarçın arkadaşlar şanslı gördüğüm safganlar konumunda gözüküyor. Varsa yine tuttuğunuz safkanları arkadaşlar eklemeye çalışın. Arkadaşlar Kocaeli programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa dediğim gibi takip ettiğiniz safganları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.